Amerika'nın BOP'u çöktü. 2000'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri Büyük Ortadoğu projesini hayata geçirdi. Amerika Birleşik Devletleri kışkırtmalarıyla Tunus, Mısır ve Libya'da rejim değişiklikleri yaşandı. Suriye ise bölge ülkelerinin desteğiyle direndi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Ortadoğu projesi çöktü. BOP'un yarattığı etnik bölücülük ve vahabilik ise bölgede kendini muhafaza ediyor. Atlantik cephesi bütün dünyada olduğu gibi Batı Asya ve Kuzey Afrika'da da zemin kaybediyor. Washington yönetimi ise İslam dünyasını kontrol altına almak için yeni planlar geliştirmeye başladı. Rus devleti ise ABD'nin planlarına alternatif bir Orta Doğu ve Kuzey Afrika planı yarattı. Plana göre ABD'nin yeni projelerini engellemek ve Avrasya seçeneğini hayata geçirmek için manevi alanda Yunus Emre, Mevlana ve Bektaşi geleneği İslam'ın yozlaşmış hali Vahabiliğin karşısına konuyor. Moskova Devlet Üniversitesi Koluk Öğretim Üyesi Doktor Mehmet Perinçek, Aydınlık Gazetesi'ne plan hakkında bilgi verip planın Türkiye'de tartışmaya açtı. Mehmet Perinçek yazısında tamamen gizli yürütülen bu projenin bitmiş ve kesinlik kazanmamış olduğunu belirtiyor. Planın tam anlamıyla ideal olduğu konusunda bir iddia olmadığının altını çiziyor. Perinçek senaryonun hayata geçirilmesiyle bölge halklarının sömürgecilikten tamamen kurtulmasının hedeflendiğini belirtiyor. Proje Moskova, Ankara, Tahran saç ayakları üzerinde oturuyor. Avrasyacı mimarinin temelinde Astana sürecinde şekillenen Moskova, Ankara, Tahran arasındaki stratejik işbirliğinin yer alması öngörülüyor. Ama diğer taraftan neoliberal ideolojiyi reddeden, kendi kimlik, kültür ve geleneklerini korumaktan yana çıkarı olan bütün devletlere açık manevi planda Ortodoks, tasavvuf ve Şii geleneklerini temsil eden büyük imparatorluk köklerine sahip bu üç devletin Orta Doğu ve Mağrib bölgesine manevi ve jeopolitik geleceğinde sadece bugün değil gelecekte de sorumluluk üstlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Moskova Devlet Üniversitesi konuk öğretim üyesi Doktor Mehmet Perinçek raporu hazırlayanların tasavvuf felsefesinin birleştiriciliğine vurgu yaptığını belirtiyor. Raporu hazırlayanlar tasavvuf felsefesinin canlanmasıyla Orta Doğu'daki sünni topluluklar arasında ortak bir payda yaratılabileceğini ve bunun sünniler, şiiler ve hristiyanlar arasında karşılıklı anlayışa ulaşmak gibi bir dizi karmaşık Orta Doğu sorununu çözmenin anahtarı olabileceğini düşünmektedir. Bu sorunlar arasında Kürt ve Filistin sorunları, Amerikan saldırıları sonrasında fiili olarak bölünmüş devletlerin inşası gibi konular da sayılmaktadır.